dünyanın bir akış sistemi var. Bunun sadece içinde insan yok. Ama ben bu soruyu tersine çevirip şöyle bir soru sorsaydım size. Turtle'ın hedefi kelebek olmak mıdır? Yani Turtle kelebek olma hedefini koyuyor mu kendine en azından? Ya da kelebek olma hedefini koymayan bir Turtle, kelebek olma hedefini koyan bir Turtle'a göre nasıl bir fark yaratıyordur? Enteresan bir soru oluyor aslında bir yanda. Ben hedeflerin gerekli olduğunu düşünen biri değilim. Ya şöyle aslında, eğer bu bir doğal süreçse hedefi koyup koymamak önemli değil, zaten Turtle bir kelebek olacaktır. Belki de hedef koymasa kendi olacağı şeye yaklaşma şansı hedef koyduğu durumdan daha yüksek olasılık. Yani örnek veriyorum. Çocuksunuz, babanızla bir ilişkiniz var. Öyle ya da böyle çevreden etkileniyorsunuz. Yani ben etkilenmiyorum demek mümkün değil. İnsan diğer canlılardan bu açıdan belli, biraz farklı. Aynen. Dolayısıyla sizin kendinize hedef diye koyduğunuz şey neye dayanıyor? Bu çok önemli şeylerden bir tanesi. Yani hepimiz doğada olsaydık, işte bu bize zaman kazandırıcı cihazlar falan olmasaydı, daha doğa içerisinde yaşıyor olsaydık, büyük olasılıkla evet daha fazla zevki takip edecektik. Belki daha fazla acıdan kaçacaktık ama çevre bizi, yani babamız bizi mesela meslek seçimi konusunda daha az etkili olacaktı. Ben şu anda hani 100 insanla konuştuğumda 80'inde seçimiyle ilişkili annesinin ya da babasının ciddi etkide bulunduğunu görüyorum. Yani dolayısıyla kendine ilişkin böyle bir hedef koyuyor. Bu hedef tanımlaması ona faydalı mı oluyor, zararlı mı oluyor? Çok emin değilim ondan. Ama bunu bir kenara koyuyorum. Ben hedef kavramını başka şekillerde de sevmiyorum. Bunu şirketlerde yöneticilerle de sevmiyorum. Sevmememin nedeni şu. Siz gidiyorsunuz bir yere, birileri size bir hedef veriyor, yöneticiniz ya da patronunuz. Diyor ki 100'ü hedefliyoruz şu anda. Bu 100 sizin üzerinizde baskı oluşturuyor mu? Kesinlikle. Endişenizi artırıyor mu? Dolayısıyla negatif tarafta, yani size yaşatacağı negatif duygular var. Veya şöyle diyelim, yılın ortasında 100'e vardınız. Yılın geri kalanında ne yapıyorsunuz? Çoğu insan ne yapıyor biliyor musunuz? Yatmaya başlıyor. Yani çalışmamaya başlıyor. Çünkü yaptığı şey onun doğasında değildi. Yapmak istediği şey değildi zaten. Yani hedefinizi başarsanız da başaramasanız da hedef size çok da pozitif şeyler veriyor mu ondan emin değilim. Ben o yüzden şeyi daha çok tercih ediyorum. Hayal kavramını daha çok tercih ediyorum. Yani hayal bana daha sempatik geliyor.